İmam Hatiplileri sokmak, ki öyle olmuştur. Yargı, İçişleri, hatta Dışişleri, Kültür, bütün bunlar, bu kadrolar İmam Hatip Liseleri mezunlarının doldurduğu yerlerdir. Bugün artık bu inançlı insanlar, dinsel inançlı insanlar. Odur ki aslında şey de yanlış, bugünkü din dersi de yanlış. Din dersi olmalıdır. Şöyle, dinler tarihi okutulmalıdır. Her din orada okutulmalıdır. Göksel dinlere, doğal dinlerden nasıl gelindiği, çok tanrılı dinlerden göksel dine, tek tanrıya nasıl gelindiği, bütün bunlar arasında mukayeseler yapılmalı. Yani bu bir felsefedir. Bu bir sosyolojidir. Toplumsal sosyolojidir. Bunlar okutulursa elbette gerekir. Ama gidip de orada namaz ayetleri okutulursa, ezberletilirse insanlara ve bu insanlar böyle yetiştirerek oradan ta devletin en yüksek kademelerine çıkarsa, bunlar parlamentoya girerse nasıl olacak bu özgürlük? Bu düşünce özgürlüğü müdür bu? Niçin? Nasıl düşünce özgürlüğü? Böyle düşünce özgürlüğü olur mu? Şimdi bir, ama ben hak veriyorum. Şimdi harp okuluna almıyorlar İmam Hatip Lisesi'nden çıkanları. Yanlış. Yasa yapmışsın. Öbür fakültelere giriyorlar der. Niye harp okuluna girmesin? Ne o, ordu devrimci, ordu kemalist. Böyle şey olur mu? Oraya da girmeliler. Ve ben başörtüsü örten kızlara hak veriyorum. O çocukların ne günahı var? Başından beri din dersini, İslamlık dersini ve yalnız sünnilik mezhebini okut onlara. Oradan sonra saçının telini kendi mahremi dışında kimseye göstermeyecek. Ondan sonra da üniversiteye girince saçını aç. Ne o kemalizm olacak bu? Bu yanlış. Bu orada insanlar, yani yasalar baştan yanlış yapılmıştır. Kimse ses çıkarmamıştır. Aydınlar susmuştur. Birkaç aydın, çok az sayıda aydın bunlara karşı gelmiştir. Çoğunluk onlardadır. Bugün parlamentoya dolmuşlardır. Bakanlıklara dolmuşlardır. Devlet mekanizmasının her tarafına dolmuşlardır. Ve her gün daha bunlar artıyor. İmam Hatip liseleri çok mu lazımdı? Bunların ilk çıkışını anımsıyorum ben. Gerekçe şuydu. Ölülerimizi yıkayacak imam yok. Ölü mü yıkıyor bu adamlar, bu İmam Hatip lisesi çıkanlar? Oradan niye meslek lisesi gibi imam yetişmiyor yalnız? Ayrıca yani bu konu bismillah genişlesin istemiyorum tabii. Her bakımdan yanlış. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devletin içinde olması, bir bakanın ondan sorumlu olması, hükümetin kontrolü altında olması, dış işlerinde dinsel ateşeler bulunması, hiçbir laik ülkede yoktur bunlar örneği. Bana gösteremezsiniz bir laik ülke ki o dış ülkedeki temsilcilikler arasında bir de din ateşesi bulundursun. Ortodoks, protestan ya da Musevi bir din ateşesi yoktur. Ateşe lafı gavurca, din ateşesi, din lafı Müslümanca. Böyle şey olur mu? Ben bunları iyi kabul etmiyorum, söylediklerini, sözleri. Gerekçeleri var çünkü. Öyle oturup kendi kendime atmıyorum. Ama ben ne istiyorum? Tabii o söyledikleri çok doğru. Hoşgörüyle bakmak gerekiyor. Ben Müslümanlara hoşgörüyle bakıyorum. Yalnız Müslümanlara değil, Hristiyanlara da, bütün dinlere hoşgörüyle bakıyorum. İsterse puta tapsın ona da, isterse doğaya tapsın ona da hoşgörüyle bakıyorum ve bakılmasını istiyorum. Ama bugün bakılmıyor bunlara. Görüyorsunuz yani şeyi, yani o kadar çok şey var ki, o kadar gericilikle biz olmuş, sıkıştırılmış bir durumdayız ki hangi birini söyleyeceksiniz? Örneğin şimdi bu beyefendi, Arapça ezandan başlayacağım ben. Oradan başlamıştır. Türkçe okursa, anlarsa insanlar onun ne olduğunu anlar. Niye Arapça okunuyor? Niye Arapçaya dönüldü? Niye? Kendisi benden çok daha iyi bilir elbette. Hac diye bir farize var. Hacca kimler gidebilir? Borcu olmayanlar gidebilir. Sizin inancınıza göre. Türk milletinin borcu yok mu? O borç yalnız hükümetin borcu mu? Milletin borcu yok mu? Gırtlağına kadar dış borç, iç borç içerisinde bir millet hacca nasıl gider? Arap çöllerine para döker. Bunlar söylenecek o kadar çok konu var ki, bunlar bir saldırı değildir İslam'a. Bunlar İslam'a, daha başka şeyler de var. Yani bazen yazıyorum, bazen yazamıyorum. Bugün imamların, vaizlerin, müftülerin aldığı para bütçeden geliyor. O bütçeye giren paralar genel ev kadınlarının kazancından alınan vergilerdir. Bugün Türkiye'nin en çok vergi veren kadını Bayan Matit iki kere
Maliye Bakanlığı'ndan nişan almıştır. Bu nasıl imamdır ki bu parayla evine, çoluğuna, çocuğuna bakar? Bunun ne olsun? Özel olsunlar. Müslümanlar da, Hristiyanlar da, Aleviler de, Sünniler de, Yahudiler de, Türkiye'de yaşayan insanlar özel olsunlar. Kendi imam okullarını kendileri açsınlar. Ne kadar imam lazımsa o kadar lise açsınlar. Yoksa ben o liseden çıkan insanlara yargıç olsun istemiyorum. Çünkü o yargıcın inançları dışında bir karar vermesi mümkün değildir. Mümkün değildir. Müsaade eder misiniz? Buyurun efendim, sizden de yanıtlarınızı alalım. Burada üç konuda fikir beyan etmek istiyorum. Bir tanesi mesela ezan denildi. O ezanla Aziz Nesin camiye çağrılmıyor, ben çağrılıyorum. Bırakın benim istediğim lisanda olsun. Ben de dinliyorum. Yani bu konuda Türkiye'deki ezana icabet edecek olan insanlar bundan rahatsız olmuyorsa niye başkaları rahatsız oluyor? Beyefendi sizin, sizin kulağınızı okursa doğru. Ezanı sizin kulağınızı okursa Arapça okusun, Fransızca okusun. Ama bütün alana Türkiye okuyor. Bütün alan Arapça bilmiyor. Ya, Müslümanlar da bilmiyor ayrıca. Bazı konular vardır ki bunlar birazcık internasyonal diyeceğimiz milletler arası cihan şumuldür. Kur'an-ı Kerim de Müslümanlar tarafından Allah kelamı olduğu için cihan şumul olarak kabul edilmiştir. Bu ezan Türkiye'de de, Amerika'da da, orada okunduğu yerlerde, Asya'da da, Afrika'da da Arapça okunur. Müslüman nereye giderse gitsin ezanı duyduğu zaman bilir. Her yerde Allahu Ekber denir. Onun için bundan başkalarının rahatsız olmasını anlamak mümkün değil. İkinci konu İmam Hatip konusu. Şimdi İmam Hatiplerden bir tane bina yoktur ki devlet yaptırmış olsun. Bunların tamamını halk kendi parasıyla yaptırmıştır. Şu anda da 200'den fazla İmam Hatip Okulu binası hazır, yapılmış. Sadece müsaade bekliyor. Eğer devlet müsaade etse, vatandaş o okuldaki öğretmenin parasını bile ödeyecek. Bu bir hürriyet, bu bir hak meselesi. Bırakın vatandaş istiyorsa, eğer hürriyet varsa, demokrasi varsa, insan hakkı varsa, eğitimde seçme özgürlüğü varsa isteyen oraya gitsin. Bundan sonra üçüncü noktaya geliyorum. Yani İmam Hatip Okulu'ndan yetişen bir insanı, yani inançlı bir insan avukat olmasın, hakim olmasın, subay olmasın, mühendis olmasın deniliyor. Neden? Bugün bakın Türkiye'de rüşvet her tarafı sardı. Ama inançlı insanlarda bu rüşvet yok. Bazen şaşkın olan varsa bile milyonda bir çıkıyor. Neden bu böyle? Çünkü inançlı olan insanda bunu bu dünyada kimse görmese bile ahirette hesap vereceği korkusu vardır. Bundan dolayı o insan Aziz Nesin'in zannettiği gibi haksızlığı bu dünyada yapamaz. Neden? Allah'tan korkar onun için. Halbuki Allah'tan korkusu olmayan insan, kork Allah'tan korkmayandan demişler büyüklerimiz. Onlardan her şey beklenir. Çünkü görmezse insanlar, tamam işte o yanına kar kaldı manasına gelir. Bu kadar basit bir farkı görmezsek bu bir fecaat olur. Bakın tarihten iki misal vermek istiyorum. Birisi Endülüs. Müslümanlar Endülüs'e girdiler. Orada bir İslam medeniyeti oluşturdular ama kiliseleri yıkmadılar. Hristiyanları katletmediler. Ne zaman ki Müslümanlar İspanya'dan çıkarıldı, bir tane Müslüman bırakılmadı geride. Bakın toleransa. Müslümanlar olduğu zaman fikir, inanç hürriyeti, onlar çekildiği zaman zulüm, istibdat. Ben bundan takriben 20-25 sene önce BBC'de Bamba Gascoy diye bir şey vardı, takdimci. Onun bir açık oturumunu dinlemiştim. Bir papaz, bir haham, bir üniversite profesörü, bir de sendikacı vardı. Tolerans konuşuluyordu. Toleransız en yüksek olan din hangisidir diye. Tabii herkes kendini savundu. Ancak oradaki Bamba Gascoy dedi ki bana bunun
İslam'dan başka bir dinde olduğuna inandıramazsınız beni. Çünkü bakın İspanya'ya, Müslümanlar çekildikten sonra orada bir tane Müslüman bırakılmadı. Ama bugün Suriye'de, Irak'ta Müslüman olmayan küçücük Hristiyan köyler var. 1400 yıl bu köyler kendileri güçlü olduğu, kendi kendilerini Müslümanlara karşı koruyabildikleri için ayakta durmadılar. Sayın Karamoğlu, oğlum, bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün efendim tarihte. İsterseniz toparlayalım. Bu konuyla onların tabii toparlıyorum. Bu onların konuyla yaşamasına imkan verdiği için. Bu bizim konumuzla yakından alakalı. Belki tarih diyoruz ama evet, bu konu örnekleri önce çoğaltmak mümkün çünkü. Tabii, programımızın sınırlarını aşacak bir konu. Sözlerime son veriyorum. Bugün hiç kimse endişe etmesin. Türkiye'de inanan insanlar iktidara geldiği zaman inanmayanların bile inanmama özgürlüğü olacak. Ama bir şey sağlanacak. İnananlara da kimse zulmedemeyecek, baskı yapamayacak. Efendim, çok teşekkür ederiz ama lütfen ayrılmayın, hatta kalın. Bu konuyla ilgili açıklama yapmak üzere İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzil bizi aramış. Önce kendisini alalım. Belki sizle de ilgili bir konu olabilir. Siz de dinlemede kalın lütfen. İyi akşamlar Sayın Menzil. Alo. İyi akşamlar. Evet, duyabiliyor musunuz bizi efendim? Hatta mı Sayın Menzil? Alo. Stüdyoya gelmiyor Sayın Menzil'in sesi hatta olmasına rağmen. Evet, peki. Sizin efendim hatta netleşene kadar hattaymış Sayın Menzil. Ama bu konuyla ilgili ne diyeceğini ben de merak ediyorum. Sizin Sayın Karamollaoğlu'na bu son açıklamalarından sonra konumuzla bağlantılı olarak vereceğiniz bir cevap ya da bir ekleme var mı? Kısa bir şey yanıt vereceğim. Gördüğüm kadarıyla bazı konularda hemfikir oluyorsunuz. Hayır, hemfikir olmuyorum. Hiç öyle hemfikir olduğum yok. Yalnız tabii çok konu dağıldığı için bu konuda çok dağılmaya uygun bir konu. Şimdi ezan Arapça okuyunca ben niye rahatsız oluyorum? Ben rahatsız olmuyorum. Ama yani ben yanlış bir şeydi onun için. Eğer Türkçe okursa anlar insanlar. Arapça okursa, Arapça isterse tabii kulağına okusun. Şey var şimdi, Walkman'ler var. Bir sürü şey var. Onun belli saati okusun. Alo. Evet, Sayın Menzil bir emri vakili araya girdi. Sesini alıyoruz. İyi akşamlar Sayın Menzil. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Buyurun. Hürki, iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun efendim. Aziz Nesin'e soruyorum. Bizim koruma tedbirlerimizi niye kaldırıyor kendisi? Ne diyor? Bizim koruma tedbirlerimizin için kendisi kaldırıyor diyor. Başka sorunuz var mı? Ve arkasından soracağım soru. Biz onu Türk toplumunda yaptığı güzel eserleri vardır, güzel olayları vardır, ona destek vermek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Niye bizim aldığımız tedbirlere karşı çıkıyor? Evet, tedbirlerimize niçin karşı çıkıyorsunuz? Şimdi biz korumaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kendisine özel de söylemek istemiyorum. Ama burada söylemek istemediğim bazı şeyler var. Bir kez şundan istemediğim şu. Evimin önünde bir minibüs dolusu polis, silahlı polis gece gündüz, yaz kış, soğuk sıcak orada bekliyorlar. Ben o eve 10 günde, 15 günde bir gidiyorum. Bir ya da iki gece kalıyorum. Bu insanlara acıyorum. Ve memleketin bütçesine verdirdiğim zarara acıyorum. Orada insanlar maaş alıyor. Niçin? Evi bekliyorlar. Ha, evi bombalarlar, bombalamazlar ama orada bir mangadan fazla polis var, silahlı polis var. Bekliyor o insanlar. Bir defa bu. İkincisi jandarma var. O da sizi ilgilendirmiyor zannederim ki. O jandarmalar kimi beklediklerini bile bilmiyorlar. Bizim erlerimiz. Yani insanı, bizim insanımız. Bahçeye girdikleri zaman, yani yazık bunu tabii söylemek istemediğim şeyler ama siz sordunuz. Bahçeye zarar veriyorlar. Ve söyledikleri sözler yanlış şeyler. Bir gece merdivenden saat 1'de inerken bir jandarma yerini gördüm.
Orada benim kız çocuklarım var, şey var, nasıl olur böyle şey olur mu? Olmaz tabii. Bütün bunları söylemediğim daha başka şeyler de var. Yoksa ben kişi olarak da memnunum benim korumalarından. İnsan olarak da gayet nazik çocuklar. Bana da çok iyi davranıyorlar, saygılı davranıyorlar. Ondan da memnunum. Ama yanlış bazı şeyler de yapıyorlar tabii. Bu da olabilir. Ayrıca devlete yük olmaktan da çok rahatsızım. Ben devlet benim için düşün. Sayın Aziz Nesin, sizi devlet koruyor mu? Koruyor. Ayrıca şu var, devletin koruma niyetinden de çok eminim, güvenliyim. Ama bu türlü bir korumaya da anlam veremiyorum. Bir koruma ne demektir? Gerektiği zaman kendisini feda edecek benim için. Niye? O adam benimle aynı düşünce değil ki. Ya da değil ya da düşüncede. Bunu da saçma buluyorum. Yani Sayın Aziz Nesin, siz devlete karşı çıkıyorsunuz. Efendim? Bazı konularda. Devlete? Ama devlet gene sizi koruyor. Evet. Korumak devletin görevidir. Evet. Ve sizi sonuna kadar koruyacaktır. Peki yani korusun, ben bir şey söylemiyorum. Ve memnunum da korumasından dolayı. Ama yani devlete karşı çıkıyorum. Elbette karşı çıkacağım. Yani devlete karşı çıkıyorum diye bundan bir karşılıklı bir ödün vermiyoruz bir şeye. Beni koruyorlar diye ben karşı çıkmayacak mıyım? Gördüğüm yanlışlara. Örneğin bu konuşmanızı beğenmedim. Hayır. Şundan söyledim size karşı. Bir itfaiye erine sizi kurtardığı için söylediği laflardan dolayı söyledim. İtfaiye erine beni kurtarmadı beyefendi. Sizi kurtarıyordu orada. Devlet kurtarıyordu sizi. Onun için söylemiştim lafı. Beyefendi, itfaiyeyle beni kurtarmadı. Filmleri görmediniz mi? İtfaiyeyle ben de kurtaracak zannettim. İtfaiyeyle geliyor merdivenden. Bana yaklaşınca başladı beni dövmeye ve itti merdivenden aşağıya. Filmi görmediniz mi? Hangi beni kurtarmaya geliyor? Devlet neredeydi Sivas'ta? Lütfen yani söylemek istemediğim şeyleri bana beni söylemek zorunda bırakmayın. Şimdi size bir şey söylüyorum. Gittiniz ödül aldınız. Ödül aldınız geldiniz. Ödülü Türk toplumu size verdi. Türk toplumundan ödül aldınız. Türk toplumuna iyi hizmetler ettiğiniz için ödül aldınız. Bu ödülün kıymetini bilerek aldık. Ben de bir ödül aldım geldim. Bu Kutlarım. Ödülleri bu topluma hizmet etmek için yapmaya mecburuz. Beraber çalışmaya mecburuz. Birlikte bu ülkenin çıkarı için çalışmaya mecburuz. Sayın Aziz Nesin, ben sizin çocuğunuz yaşındayım ve İstanbul Emniyet Müdürüyüm ve birlikte bu ülkenin çıkarına hareket etmeye mecburuz. Kimseye yanlış yapmaya mecbur değiliz. Efendim çok teşekkür ederim. Tabii çocuğum yaşında bir görevlinin bana öğüt vermesi hoşuma gidiyor. Ama ben eğer öyleyse, sizin dediğiniz gibiyse, ben yazık ki sizi yetiştirmemişim. Bu benim suçum. Yani ben veya benim yerimde olanlar sizi, devleti yanlış anlattığınız ortaya çıkıyor. Olabilir. Ben de birlikte çalışmayalım demiyorum. Tam tersine birlikte çalışmaktan yanayım. Burada sağ, sol, Müslüman, dinli, dinsiz ayırda yapmadan birlikte çalışmaktan yanayım. Hoşgörüden yanayım. Bütün yazılarımda bunu anlatmaya çalıştım. Yazık ki iyi sonuç alamamışım. Durum bu. İnsanları teşekkür ederim. İnsanları ayırmayacağız. Efendim? Layık, anti-layık olarak ayırmayacağız. İnsanları layık ve anti-layık olarak ayırmayacağız diyor. Kendi hissettikleri yerde, düşündükleri yerde birlikte beraber olacağız. Yüce Atatürk'ün dediği gibi, siz ister kabul edin ister kabul etmeyin. Ama biz buna gönülden inanmış insanlarız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Pekala yani ben öyle söyle düşünmüyorum. Sizin gibi düşünmüyorum. Sizin gibi düşünmüyorum. Evet. Sayın Menzir, Sayın Nesin sizin gibi düşünmediğini söyledi bu konuda. Siz de Sayın Nesin'le düşüncelerinde özgür. Sizin konumuzla ilgili ekleyecekleriniz var mı acaba? Ben bir daha tekrar ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Efendim çok teşekkür ediyoruz size. Sayın Karamollaoğlu, hatta onun ekleyeceği ben, bir şey yoksa ona da teşekkür ediyorum. Aziz Nesin Bey'e ve toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum. Ulki, sana da candan teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir konuyu dile getirdin. Toplum da bunun mesajını almıştır. Çok teşekkür. İnsan kendini
Kürt hissedebilir. İnsan kendini Arap hissedebilir. İnsan kendini Boşnak hissedebilir. İnsan kendini göçmen hissedebilir. Ama bir tek şey vardır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Biz bu çizgide birleşiyoruz ve sana gönülden ve candan teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bu söyledikleriniz çok doğru Bay Nezir. Necdet Benzir. Çok doğru. Ama işte insan kendisini şu hissedebilir. Bunların içerisinde en zor olanı insanın kendisini insan hissetmesidir. Sayın Benzir, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Anladığım kadarıyla siz bizim programımızın sürekli izleyicilerinden, müdavimlerinden birisiniz. Programımızı sonuna kadar da izlemenizi öneriyorum. Sizin de yararlanacağınız konular olacaktır. Milyonlarca izleyicimize siz de katıldınız. Teşekkür ediyorum. Peki, sağ ol. Gözlerini öpüyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ ol. İyi akşamlar. Sağ ol. Sayın Karamollaoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Efendim, size dönmek istiyorum tekrar. Şimdi geldiğimiz yerden devam edelim. Din ve imandan devam ettik. Sivas olaylarını ele aldık. Sizin İslamiyet'e aykırı yazar olan iki tane yazar var. Salman Rushdie ve son günlerde de Teslimen Nesrin. Bu insanlarla ilişkileriniz ne düzeyde? Temasınız var mı? Bunların yaklaşımlarını, görüşlerini, yazdıkları kitapları sizde bir benzerlik içinde buluyor musunuz? Kendi ülkelerinde. Hayır, ben benzerlik var mı yok mu bunun için? Salman Rushdie'nin bütün yaşamını bilmek ya da bütün eserlerini okumak gerekiyor. Ben bunu yapmadım tabii. Yalnız ben konu şu. Salman Rushdie'nin kitabının laik Türkiye'de yayınlanmasını istiyorum. Bu benim yurttaşlık hakkımdır. Yalnız ben istemeyeceğim bunu. Bunu Türkiye'deki bütün aydınlar, başta yazarlar isteyecekler. Peki efendim, yani samimi olarak bir şey sormak istiyorum. Demin dediniz ki Sivas Belediye Başkanı Sayın Karamollaoğlu'na ezanı yalnızca sizin kulağınıza okurlarsa Arapça, okusun. Ben rahatsız olmam, kulağınıza okusunlar. Şimdi bir Müslüman ülkede Salman Rushdie'nin İslamiyet'in peygamberi Hazreti Muhammed'in aleyhine yazdığı bir kitabı Türkçe'ye çevirmekte Müslüman insanları rahatsız etmeyecek mi? Mesela alıp yalnızca siz okusanız okumasın. Ezan ama gibi değil. Siz de dinlemeyebilirsiniz. Zorunlu olarak mı? Olur mu böyle şey? Haluk Bey, yani ezan orada bar bağıracak. Ben onu duymayacağım. Böyle şey oluyor. Kitap öyle mi? Kitap tercihe bağlı. İstemeyen... Kitap istersen okumasın. Peki bu bir propaganda kapsamına girmez mi? Bazı tabii girer, karşı propaganda. Yani o senin yazdığın yanlıştır. İşte şu belgelere dayanarak doğrusu budur. İşte insanlık budur. Yani uygarlık budur. Evet. Sen arkadaş yanlış yazmışsın. Eğer bunu kanıtlayabilirsen o adam rezil olur. Kamu önünde rezil olur. Bilimsel dünyada rezil olur. Her yerde rezil olur. Salman Rushdie'nin kitabının Türkçe çevrilmesinin yanlış ve doğru olmadığını savunan büyük bir kesim var Türkiye'de. Siz tersini savunuyorsunuz. Sizin yaptığınızın, yapacağınız girişimin yanlışlığını söyleyenler çoğunlukta. Bu yanlışlıksa yanlışlıkla ısrar edecek misiniz? Siz yani mutlaka çevireceğim diyor musunuz bu kitabı? Efendim, ben çeviremem. Ben İngilizce çevirtirecek misiniz? Çevirtireceğim. Yani? Ama işte ben korkak dedim ya, İngilizce çevirmek isteyen arkadaşlar geliyorlar. İki sene oldu, hala çevirtemedik. Çevireceğiz diyorlar, başlıyorlar. 5-10 sayfa sonra bırakıyorlar. Çünkü korkuyorlar. Evet. Yani korku, bakın demin şey söyledi, belediye başkanı söyledi. Kork Allah'tan, korkmayandan. Ben öyle düşünmüyorum. Ben Allah'tan da korkmuyorum. Korkacak bir şey yapmıyorum. Yani kim korkar? Korkacak bir şey yapanlar korkar. Ben korkacak hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Onun için de korkmuyorum yani. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Bu arkadaşlar işte öldür... Ne olacak peki? Bütün Türkiye öldürülmekten korkarsa, bütün aydınları korkarsa ne olacak peki sonra? O kitap basılmayacak. Bunun sonu yok. Bunun sınırı yok. Evet. Bu konulara tekrar geleceğiz. Ayrıca o kitaba hayran olduğum için çevrilsin istemiyorum. Bu hükümet kararıyla yasaklanmış olması antidemokratik olduğu için bir, antilayık olduğu için iki, üç, anayasamıza aykırı olduğu için, çünkü Türkiye Cumhuriyeti ikinci maddesine göre laik bir devlettir. Buna aykırı olduğu için. Daha başka nedenler de var. Örneğin Türkiye'nin İslam konferansına girmesi kadar yanlış ve antilayık bir olay olamaz. Türkiye, demin Bay Menzir söyledi, başka yönden ne mutlu Türk'üm diye söyledi.
Türkiye bugün sağ tarafa, Arap dünyasına başını dönüyor. Esselamu aleyküm diyor. Sol tarafa dönüyor batıya. Good morning diyor. Böyle bir politika. İşte oraya gidiyor Müslümanın diyor. Oysa İslam konferansının kendi tüzüğünde Müslüman olmayan devlet o konferansa katılamaz. Yani laik devlet katılamaz. Türkiye öyle bir kararla girmiş ki böyle ne laik ne Müslüman öyle bir karar almış da giriyor. Giremez, girmemesi gerekir. Bu konulara geleceğiz. Kısa bir reklam arası ama verelim. Ama bu programımız bizim ne kadar sürecek böyle? Reklamlardan sonra bir bölümümüz daha var. Sonra sona erdireceğiz efendim. Çok sizi dağınık, fazla yormadan. Hayır, yormak meselesi çok dağınık konuşuyoruz. Dağınık konuşunca bir konunun derinliğine inemiyoruz. Böyle yüzeysel bir konuşma oluyor da onun için. Bu isterseniz bu konuyu devam ettiririz. Derinliğine ineriz. Evet, oldukça. Olabildiğince. Tamam efendim. Şimdi kısa bir reklam arasından sonra birlikte olacağız efendim. Önce HBB yönetiminden gelen HBB adıyla ilgili bir açıklamayı burada izleyicilerimize duyurmak istiyorum ben. Doğru bilgilenmeleri açısından. HBB önce yurt dışında kurulduğu için malum ilk adı Hass Bright Broadcasting demek. Yani İngilizce olarak bunun kısaltılmışı. Türkiye'de de Habibi olarak da söyleniyor. Habibi'nin de anlamı malum sevgili, dost anlamına geliyor. Böyle olumlu bir anlamı var. Türkiye'de de HBB ya da HBB has bilgi birikimi kısaltılmış. Yani hem İngilizce olarak Has Bright Broadcasting'in baş harflerinden oluyor hem de has bilgi birikimin baş harfleri anlamına geliyor. Bu nedenle kimi izleyicilerimiz HBB dedikleri zaman da doğru İngilizce kısaltılmış oluyor. Kimi izleyicilerimiz de Habibi, sevgili, dost anlamında söyledikleri zaman doğru oluyor. Bu da yöneticilerimizden gelen ve izleyicilerimize doğru bilgi vermemiz açısından sunulan bir notumuz. Size de bu açıklamayı ben yapmıştım ama bir kez daha ayrıntılı olarak vermiş oldum. Şimdi İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan'ın da bizi aradığını haber aldım. Eğer hattaysa kendisine de bağlanalım konumuzla ilgili ise. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Şimdi Ulki Bey önce teşekkür ediyorum. Benimle ilgili Aziz Nesin Bey bir ifade kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ben şeriatçıyım diyor. İşte böyle diyenlerin olduğu bir Türkiye'de filan onları yetiştirenler şu bu filan gibi. Tabii bu arada İmam Hatip okullarına saldırılar filan bunlar yapıldı. Şimdi ben bir şeyi merak ediyorum. Aziz Nesin Bey kendisinin aydın olduğunu söylüyor. Tabii aydınlığın tarifiyle karanlığın tarifini de anlamak mümkün değil. Bu nasıl aydınlık ki ben şeriatçıyım diyen bir insana kalkıp bundan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Bu Türkiye'de %98'i Müslümanım derler. Bilmiyorum Aziz Nesin Bey buna katılır mı katılmaz mı? Ve Aziz Nesin ben dinsizim demekle maruf birisidir. Az önce de nitekim Allah'a inanmadığını filan da söylemiştir. Biz Aziz Nesin'in Allah'a inanmadığından rahatsız değiliz. Ben dinsizim demesinden de rahatsız değiliz. Olur veya olmaz. O da bizi o kadar ilgilendirmez. Biz inandığımız doğruları söyleriz. Kendisi de inandığı doğruları söyler. Ve biz fikir planında da buna saygı duyarız. Ama biz fikir planında, düşünce planında saygı duyduğumuz bu anlayışa karşı bizim de düşüncelerimize, fikrimize saygı duymalarını isteriz. Ben şahsen Aziz Nesin Bey'in ben şeriatçıyım derken neden bu ifadeyi kullandığımı öğrenmesini, okumasını isterdim. Demek ki o da sadece gazetelerde çıkan haberlerin sadece o siyah başlıklarını okuyor, devamını okumuyor. Bu ifade Meydan Larousse'taki şeriatın açıklamasından kaynaklanan ve bir soru üzerine verilen cevaptır. Eğer kendileri de lütfederler, 1985 yılının baskısı Meydan Larousse'un 11. cildinin 764. sayfasına bakabilirlerse, orada şeriatı Fransızların basmış olduğu Meydan Larousse şöyle açıklıyor. Şeriat, Kur'an'daki ayetlerden, hadislerden çıkarılmış dini esaslara dayanan Müslümanlık yasası, İslam hukuku. Tanrı buyruğu, şeriatı garra, İslam dini.
Tanrı buyruğu, İsa peygamberin şeriatı, Musa peygamberin kullara ilettiği Tanrı buyruğu, yani bugünkü İsrail'in yapısı. Şimdi burada şeriatı bu şekilde açıklıyor ve İslam dininin şeriat olduğunu söylüyor. Müslüman kimdir? Müslüman İslam dinine inanan insan demektir. Elhamdülillah ben Müslümanım dediğime göre, bu tarife göre elhamdülillah ben şeriatçıyım deme hakkına da sahibim. Buradaki tariften ancak bu ifade ortaya çıkar. Şimdi Sayın Nesin, ben dinsizim deme hürriyetine hakkına sahip oluyor da, ben Müslümanım, ben şeriatçıyım deme hakkına ben niye sahip olamıyorum? Bu mudur fikir ve düşünce özgürlüğü? Bu mudur aydınlık anlayışları? Hemen soralım kendisine efendim. Evet, çünkü anayasaya aykırıdır da onun için. Şeriatçılık anayasaya aykırıdır. Anayasanın ikinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin laik olduğunu yazar. Ya o anayasayı değiştirirsiniz ki yakında galiba değişecek, şeriat girecek onun yerine, öyle gözüküyor. Ya da o anayasaya uyarsınız. Hem şeriatçı hem laik olunamaz. Ve bu, bak, bu mümkün güzel, değildir. Doğru. Mümkün değildir. Ben Müslümanların şeriatçı olmasından, olmadığını söylemelerinden yanayım. Ama anayasaya aykırı davranmalarından yana değilim. Siz bana dayanamazsınız. Dayanamadığınızı kanıtladınız. Belediye başkanı olduğunuz gün İstanbul'a, İstanbul'dan Aziz Nesin'in adını kazıyacağım dediniz. Siz benim varlığıma dayanamıyorsunuz. Mümkün değil. Zaten benim adım yok İstanbul'da, neyi kazıyacaksınız siz? Neyi kazıyacaksınız? Hangi adımı? Bunu söylediniz. Bunu söylediniz ve yalanlamadınız bunu. Siz beni nasıl kazıyacaksınız? Ben sizin şu şeriatçısınız. Daha benim gibi ne kadar aydını kazıyacaksınız? Elinize bir, güç geçsin, o güç geçince onu kullanacaksınız. Ya. Bakınız, ben bu ifadelerinize gülüyorum. Benim Aziz Nesin'in ismini kazımak diye bir derdim yok. Ve ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da kendi belediye meclisime yeni bir teamül getirmişimdir. Bunu da kendi düşüncenizdeki insanlardan sorup öğrenebilirsiniz. Beyefendi, bunu söylediniz. İstersen hayır. Bunu bütün hayır, gazeteler belediye yazdı. Ve öyle siz yalanlamadınız. Yalanlayın öyleyse. Şimdi yalanlayın. Yazıyor. Ben Aziz Nesin'in adını sileceğim İstanbul'dan demedim diye. Sayın şimdi yalanlayın. Efendim. Ben, Sayın Erdoğan, bu sözü dediniz mi demediniz mi? Hayır efendim? Demediğimi söylüyorum. Niye yalanlamadı? Diyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ben yeni bir teamül getirdim. Ve bu teamül de şudur. İstanbul'un caddelerine, sokaklarına, parklarına verilmiş isimleri değiştirme teklifiyle gelmeyiniz teamülüdür. Zira bu 10 sene sonra, 15 sene sonra bir sokağın, bir caddenin tanınmasında sıkıntılar doğuruyor. Ama yeni bir cadde açıyorsunuz, yeni bir park açıyorsunuz. Oraya istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Nitekim bu hafta bile yine meclisimizde böyle bir müzakere de geçmiştir. Ben böyle bir şey söylemedim. Beyefendi, medya benim hakkımda, müsaade ederseniz Sayın Nesin. Buyurun. Medya benim hakkımda bu konularda çok böyle enteresan şeyler söylüyor. Ben tiyatroyu kapatacağım demediğim halde medya tiyatroyu kapatacağımı yazdı. Böyle bir şey de yoktu. Artık ben eğer medyanın her yazdığına cevap vermeye kalksam belediye başkanlığını bırakmam lazım. Ancak onlara cevap yetiştirmek için oturmam gerekir. Ben bu tür böyle basit konularla uğraşmıyorum. Ben sizin isminizi kazısam ne olur, kazınmasam ne olur? Asıl olan sizin fikriniz ortada ne kadar kalır, ne kadar süre devam eder. O ayrı meseledir. Ve ben buna da saygı duyacağımı açıkladım. Kaldı ki bizim anlayışımızda, ilkemizde şu var. Ben Aziz Nesin'in düşüncelerini kabul etmiyorum. Ancak Aziz Nesin'e insan olarak saygı duyuyorum. Neden biliyor musunuz? Benim inancıma göre sizi yaradan Rabbimdir, beni de yaratmıştır. Ve biz yaradılanı severiz, yaradandan ötürü anlayışı bizim ilkemizdir. Bunu bir tarafa koyuyorum. Ancak ben Müslümanım, bakın devlet şeriatçı olur olmaz o ayrı mesele, anayasada belirtilen budur. Ama şahsın şeriatçı olmasına bir şey diyemez. Ben Müslümanım, ben Müslümanım diyen her insan ben şeriatçıyım demeye mecburdur bu tarife göre. İlim bunu böyle emrediyor. İlmin istediği budur. Peki, ama devletin layık olması ayrı bir olay. Sayın Erdoğan, siz onunla onu birbirine karıştırmayalım. Siz devletin dışında kendi çapınızda İstanbul ben gibi... Ben şahsımı söylüyorum. Evet, ben Müslümanım. Ben Müslümanım dediğime göre
her ben Müslümanım diyen aynı zamanda şeriatçıdır. Niye şeriatçıdır? Bilim bunu böyle emrediyor. Ferdi görüşünüzün ve inancınızın dışında efendim belediyede bu şeriatçı görüşünüzü uygulama yönünde bir çabanız var mı? Hayır.